Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, ben Ferhan. Bugün sizlerle Star Wars Games'in bir bölümünü karşılamak arkadaşlar. Bu ürüne gençler Battlelands, Stormdaze ve adını bilmediğim değişik değişik bir tane map diyeceğiz gençler. Bu arada gençler lütfen iki senenizi ayırarak video like ve yorum atmayı unutmayın gençler. Like'larınız benim için çok çok değerli diyorum ve umarım da ortaya güzel bir şey yaparız ve umarım da eğlenebileceğiz bir video olur diyorum gençler. Neyse, hemen şu ortaya güzel bir şey yapmak istiyorum. Ardından yani dışarı doğru falan dağılabiliriz ve şuradaki chest'i açmadılar. Abi aldı chest plate'i. Şimdi yani mutlu musun o chest plate'i aldın kardeşim benim? Neyse, buradaki chest'i eleman zaten sömürmüş abi ve orada kılıç bulup belki bizi bekleyebilir. O yüzden biz de şöyle kaçalım. Neyse arkadaşlar, bugün bu konu hakkında konuşacağım. Bugün sizlere ping nasıl düşülür bu konu hakkında konuşacağım. Umarım da yani sizlere yardımcı olabilirim ve hani oyununuzu böyle daha akıcı bir hale getirebilirim ve orada chest olduğunu zannettim. Ancak chest yokmuş ve bu arada gençler daha yeni uyandım yani. Bugün de günlerden cumartesi. Sizlere yani video depoluyorum. Çünkü hafta içi video çekemiyorum. Dershanem olduğu için. Üniversiteye hazırlanıyorum yani. Lütfen siz de beni artık hani anlayışla karşılayın. Allah belanızı versin. Allah sizi alsın. Rica ediyorum, bak şu bir kılıç bulayım. Bismillah ya. Cık cık cık. Böyle sayho gibi peşime geliyorsunuz. Ondan sonra ben niye ölüyorum değil mi? Yan lan sen bir. Sen yan lan bir. Yakmadım. Daha doğrusu yakamadım gençler. Neyse. Ama yani bu adamı yakacağım ben düşünüyorum abi. Hop gel bakayım dostum, sen şöyle güzel bir şekilde yakalım abi. Arkadaşlar yandı yani, seslerini duyabiliyorsunuz. Cayır cayır yanıyor şu anda. Hop. Oh my god. Chestplate. Ölmeyeceğim. Hayır hayır hayır. Hayır, giy abi şunları, giy abi şunları. Giy abi şunları, tamam. Hemen şu yemeği yemek istiyorum. Ardından kaçacağım gençler. Çünkü adam acıdan beni kesebilir yani. Hemen kaçmamız lazım ve orada da bir tane eleman gördüm ben. Hemen şöyle kaçmak istiyorum. Abi şuradan kılıç çıkar mı? Kılıç da çıktı. Yay da çıktı. Çok güzel. Hemen şöyle kaçalım gençler. Olta falan buldum da direkt böyle VS falan gireceğim. Ama ondan önce sizlere yani konuyu anlatmak istiyorum. Çünkü hani böyle cidden PP'ye girince ne konuştum falan unutabiliyorum. Yani bu yüzden de lütfen kusura bakmayın gençler. Çünkü hani oyunda böyle odaklanmanız lazım. Artık böyle eskisi kadar hani çok kötü oynayan arkadaşlar yok yani. Herkes pro diyebilirim. Herkesin rankı var yani. Gold 3 olsun, gold 2 olsun falan filan. Bu arada gençler ben de gold 1 olmak üzereyim yani. Buradaki de tiyurtuymuş. Yok pardon, buradaki ikili çesmiş. O zaman ikisini de açalım şöyle. Ne çıktı? Taş kılıç. Alırım bir dal. Güzel. Iron yukarı aldık şöyle yemeği de. Buraya tamamdır. Hemen şurada ilerleyelim. Şimdi gençler, öncelikle ping nedir? Bundan başlayalım. Ping gençler online oyunda da böyle internet hızınızı belirleyen bir tane hani terim gibi bir şey yani. Bunu da buradan söyleyeyim. Ve siz tim misiniz kardeş? Vallahi yaptığınız ayıp, biliyorsunuz mu? Böyle yani turus yapanlar falan oluyor FFA'da, cidden hani artık anlamıyorum abi. Sırf oyun kazanmayan oynayan arkadaşlar için cidden hani bu oyunun artık böyle ne bileyim artık zevkini kaçırıyorsunuz kardeşim. İşte yok turus yapıyorsunuz, birbirinize dalmıyorsunuz falan filan. Az önce dip dibe geçtiniz, vurmadınız yani, gördüm. Hani ben bunları zaten birazdan report edeceğim, hiç merak etmeyin siz abi. Neyse hemen şuradan biz gidelim. Bu arada Bay Doktor diyor, büyük bir ihtimal beni tanıyor yani, cidden ayıp kardeşim. Hani böyle oyun oynanmaz. Hani gidiyorsun turus yapıyorsun FFA'da bile. Hani tim olsanız eyvallah çekeceğim ama hani turus yapıyorsunuz cidden ayıp. Neyse konumuz bu değil, biz konumuzdan uzaklaşmayalım. Öncelikle yani dediğim gibi online oyunda da böyle internetinizi belirleyen bir tane ping diye bir tane unsur var. Bu eğer fazla olursa oyundaki böyle kasmalarınız artıyor. Daha doğrusu oyundaki böyle hani lag olsun, hani adamların donup böyle daha hızlı gitmesi olsun. Hani zaten çoğunuz da pingin ne olduğunu biliyorsunuz. Ancak ben yine de söylemek istedim. Neyse, öncelikle pingin ne olduğunu öğrendiğimize göre bunun nasıl düşüreceğimizi söyleyeceğim. VTS Fast diye böyle bir tane uygulama var sanırsam. Hani bu program pinginizin düşürdüğünü söylüyor oyunlarda. Hani o programı deneyebilirsiniz. Haricen Minecraft eğer pinginizin nasıl düşürmesini istiyorsanız mod vereceğim. Bu modları da mod klasörün için atarak yani bunları kullanarak oyundaki böyle pinginizi düşürebilirsiniz. Ve sizlere bunun haricinde Badion'a özel böyle proxy'ler verdi. Daha önce birkaç kanal yani bu proxy'leri vermişti. Ancak ben de vermek istedim. Hani belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Badion'un hani böyle düzenli kısmına girip böyle serverindeki hani EU Badion yazıyor ya gençler, onu siliyorsunuz. Size verdiğim proxy'den herhangi bir tanesi denerseniz eğer pinginiz hani böyle 100'den 60'a bile düşebilir yani. Bunu size garantisini veriyorum yani. Umarım da hani sizler yardımcı olmuşumdur diye düşünüyorum. Şimdi PP zamanı abi. Adamları kesmeye başlayabiliriz. Hop şu adamı şöyle bayıltalım abi. Hop. Senin ölmen lazım. Bu adamı çok güzel bir şekilde bayılttık. Kafalığımız var. Zaten ayakkabısını alacağım ve Iron Sword'unu alacağım. Umarım da arkamdan filan eleman gelmez abi. Çok güzel, eleman da gelmedi. Hemen şöyle çakmağımızı alalım. Yemeklerimizi aşağı alalım. Bunu da atalım böyle. Altın avuç bize yarar yani. Neyse. Umarım da dediğim gibi gençler sizlere yardımcı olabilmişim. Şimdi PvP zamanı. Bakalım oyunu kazanabilecek miyiz? Bu arada gençler ellerim cidden soğuk yani. Bunu da buradan söyleyeyim. Hani sonuna işte abi niye böyle kötü oynuyorsun falan filan demeyin. Hani normalde elim ısınınca gayet iyi oynadım ben düşünüyorum. Zaten aranızda çok şeydi. Hani böyle
ediyorlar falan. VS60 yıldır onlar da PP'min nasıl olduğunu biliyordur. Şimdi aslında şu konudan da bahsedebilirim ama yani bunu da hani araya sıkıştırmak istemiyorum. Ama ufaktan da olsun bahsedeceğim. Gençler şunu asla unutmayın. Bir gün iyi oynuyorsanız eğer diğer günde aynı şekilde oynayacaksınız diye bir şey yok. PvP her gün değişen bir şey. Atıyorum mesela hani Sakspit'ten bile örnek vereceğim. Hani bu adam bile çok noob kişilere ölebiliyor bazen. Neden peki? Eli ısınık olmuyor. Atıyorum işte hani internet laglı oluyor. Ondan sonra o gün morali bozuk oluyor. Eğim alamıyor. Hani hani böyle dalgın. Dikkatini başka bir şey falan çekiyor. Hani bu tarz şeyler için lütfen hani herkesin PvP'sine böyle anında laf etmeyin. Hani o adamla cidden böyle iyi gününde kapışmadıysanız. Hani böyle kötü günde kapışıp da hani bu adama işte bu adam kötü oynuyor la falan filan demenize hiç gerek yok ve ikisi beni ortaya almış. Çok güzel. Sincap Timo alalım seninle Sincap. Bana vurma ağzıya sıçarım seninle ha. Lan solo bro diyor. Tabii ki de solo kardeşim. Ben şöyle karşıya kaçayım abi. Şu Gipper'ı elimizde tutarım. Ne olur ne olmaz. Bak direkt bana geliyorsun Selim. Ayıp vallahi ayıp ya. Yemin ediyorum ayıp. Bak bu adam bana takmış. Ha bu da Gipper yedi. Zaten ben de burada tekim abi. Bana vurun. Ben şöyle saklanayım. Bak orada kapışıyorlar. Sincap. Sincap onlara kınla patak mı? Sincap onlara klinap atak mı? Vallahi Sincap Gepal'ı yemiş, yürek yemiş geliyor abi. Ben Sincap'tan kaçacağım o yüzden. Ben yani klinap atacağım çünkü armorum onlara karşı az da olsun kötü diyebilirim. Sincap. Sincap seni keseceğim la. Vallahi kusura bakma. Sincap kusura bakma. Sincap kusura bakma Sincap. Sincap. Gepal'ı yemen zamanı geliyor. Oltaya attık, Gepal'ı yedik ve de oyunu kazanacağız gençler. Sincap'cığım lütfen kusura bakma sen de kardeşim. Sen de buradan selamlıyorum eğer videoyu izliyorsan Sincap'cığım. Sincap'cığım, Sincap'cığım şöyle good fight diyelim ki ben. Aa bu arada ben Gepal'ı yememişim. Ve 5 tane diamond'ım var. Hemen kafalık yapmam lazım. Hemen kafalık yapmam lazım. Hemen şöyle kafalıkta yapalım abi. Kafalıkla da oyunumuzu bitirelim. Neyse gençler umarım videodan keyif almışsınızdır. Fazla kill alamadım ama yani konumu da anlattığımı düşünüyorum. Zaten sizlere hani içerik olarak da konumdan daha çok bahsetmeyi istediğim için fazla PvP'ye girmedim. Sadece sonlarda girdim. Neyse gençler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle yararlı videolar istiyorsanız gençler yorumlarda siz de işte sorunlarınızı yazabilirsiniz. Ben de onlara karşı böyle çözüm üretmeye çalışabilirim. Neyse çok fazla uzattım biliyorum. Buradan herkese çok çok selamlar. Şöyle sağ yazalım. Hepinize buradan çok çok selamlar gençler. Hepinizi seviyorsunuz. O zaman video like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Ve de bay bay.